Tabii ki biliyorsunuz Avengers Endgame vizyona giriyor. O yüzden hemen her şeyden önce harika bir sürprizle başlayalım. Avengers Endgame Amerika'dan bir gün önce Türkiye'de vizyona giriyor. Yani 25 Nisan'da biz bu filmi izleyeceğiz ve bu da demektir ki bu savaşın sonucunu dünyada... Malumunuz aslında film Infinity War 2 olarak vizyona girecekti. Çünkü altyapıyı oluşturan film Infinity War olarak bize gelmişti. Ve dünyaya da öyle gitti, burada bir karışıklık olmasın. Fakat son dakikada bir değişiklikle Avengers Endgame adını aldı ve burada da film gerçekten aslında ikinci serinin ikinci ve biten filmi olduğunu çok net biçimde herkese gösterdi. Filme tam olarak geçmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Marvel açıkladığı film takvimini bitirip daha az prodüksiyona yöneleceğinde çok açık sinyallerini verdi. Avengers Endgame filmine girmeden önce yapılacaklar listesini size hatırlatmak istiyoruz. Bir, kesinlikle ve muhakkak bir lavabo molası vermelisiniz. İki, kesinlikle ve muhakkak aç karnına filme girmemelisiniz. Üç, illa aç karnına gireceğim diyorsanız mümkünse gürültüsü az ve sizi de etrafınızda rahatsız etmeyecek yiyecek bir şeyler yanınıza almalısınız. Film tam 181 dakika. Herkesin ortak görüşü aynı. Fragman çok iyi kurgulanmış, bize hiçbir tahmin şansı bırakmıyor. Burada hemen devreye girerek şunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu fragmanlar bu kadar iyi kurgulanmasaydı, biz bu filme gitmezdik. Bir kere fragmandan anlayacağınız en önemli nokta herkeste bir tükenmişlik sendromu olduğu yönünde. Iron Man'in akıbeti belirsiz, birçok kahraman hayatını kaybetmiş, herkes dibi gördü dediğimiz bir noktadalar. Film yine kahramanlar üzerinden biraz da inanmak gerek, biraz da toparlanmak lazım diyor ve inançla, azimle, vazgeçmemeyle ilgili bize alttan alta en baba subliminali veriyor. Hatırlayacağınıza adımız gibi eminiz. Tony Stark en son Titan gezegeninde kalmıştı. Görünüşte izlenim şu. Tony, sen kaldığın yerde güzelsin, Titan'da kal sanki. Ama işte burada ama çok önemli bir sözcük. Thor zaten çekici bir adam. Yavrum bir de yeni yaptırdığı çekiçle çıkacak karşımıza. Ne diyelim, Allah yaratmış, çekiç de eline pek bir yakışmış. Bize göre bir kahraman açığı vardı. Gelen yeni isimle bırakın açığı filme ayrıca can katıldı. Kadın süper kahramanların kraliçesi. Hatta süper kahramanlığı tırnaklarıyla söke söke hak eden Kaptan Marvel, Avengers Endgame'de huzurlarımızda beyaz perdenin tam ortasında olacak. Avengers ekibini şöyle bir temel olarak hatırlayalım. Kaptan Amerika, Thor, Raccoon, Nebula, Iron Man, Hawkeye, Ant-Man, Black Widow, War Machine ve Kaptan Marvel. Avengers Endgame fragmanlarının en göze çarpan ya da doğru tabirle çarpmayan yanı yeşil dev Hulk'u göremiyoruz. Bu filmde olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Hulk ile ilgili çok ciddi sürprizler bekleyen bir ekibiz. Son fragmanda çok önemli bir nokta daha var. Thanos'u fragmanda görmüyoruz. Güç taşlarını tamamladığı sonsuzluk eldiveniyle Thanos'un olmaması da mümkün değil. Filmle ilgili ipucu vermemek için gösterilmediğini düşünüyoruz. Hepimizin aynı noktada buluştuğu çok önemli bir yer var. Marvel, Endgame filmi fragmanlarında gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmış. Avengers takımı Infinity War filminde Thanos ile karşılaşmadan önce Doctor Strange'in gördüğü 14.605.000 adet alternatif gelecekten sadece bir tanesini kazanıyorlar. Bakalım o olasılığa ulaşacaklar mı?